Nasılmış bakalım benim fıstığım? Ha? Hiç teyzemi oyalamamı isteme benden baba. Zaten dün 4 saat boyunca bizim Melekler Konağı'nı izletti. Videodan mı? Hayır, canlı canlı. 3 tane düğün, 2 tane cenaze, 1 tane de uçurumdan denize atlama sahnesi canlandırdı. Şimdi anlaşıldı. Bizim odadaki gardırobun banyonun küvetinin yanına nasıl gittiği. Merhaba. Ne yapıyorsunuz bakalım? Arzu ile birlikte maç seyrediyoruz. İşkence. Ya anne, bu aralar hakikaten teyzem çekilmez oldu. Biliyorum hayatım ama teyzem buraya yeni geldi ve hiç arkadaş yok. Birkaç arkadaş edinene kadar ona yardımcı olmalıyız. Madem öyle, sizin güzelleştirme derneği toplantılarınız yok mu? Teyzemi de alın aranıza. Nereye alıyorsunuz beni? Annemin güzelleştirme derneğine. Güzelleştirme mi? Tam benim olayım. Ne zaman? Yarın. Siz bize biraz izin verseniz de hadi bakalım. 2006 Dünya Kupası bitene kadar bütün müsaade sizin. Şimdi hayatım, bu bahsettikleri dernek toplantısı benim için gerçekten çok önemli. Düşün ki Faruk bile çocukları alıp evden gidiyor. Ay aman harika. Çünkü tamam, çocukları çok seviyorum. Tamam, onlar da bana tapıyorlar ama yani böyle her dakika her dakika onları görünce artık kaçıp gitme noktasına geliyorum. Ya şöyle izah edeyim. Arzucuğum, şimdi dinle beni. Benim için bu, hani nasıl diyeyim, böyle bir... Anlatabildim mi? Ay abla, ben medyum muyum? Ay, ne söyleyeceksen açık açık söyle. Tamam, söylüyorum. Arzu. Evet. Seni çok seviyorum. Bu toplantılara gelmeni istemiyorum. Ama neden? Güzelleştirme benim ihtisas alanım. Bak, size çok yardımcı olurum. Kardeşim, bu güzelleştirme senin bildiğin güzelleştirmelerden değil. Yani içinde botoks, gerdirme, estetik kelimeleri yok. Anladım. Liposuction olayı. Hayatım, biz kendimizi değil, şehri güzelleştirmeye çalışıyoruz. Abla. Ay, kendinden bu kadar çabuk ümidi kesme. Tamam, anladım yani, meşakkatli bir iş ama bak, tıp Michael Jackson'ı bile beyazlattı. Seni de güzelleştirebilir. Ben güzelim bir kere. Evet, doğru yaklaşım. Önce kendin inanacaksın. Arzucuğum, biz bu dernek toplantılarında kentin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Oo, masaya yatırmalar falan. Arzu, yemin ederim inanamıyorum sana. Aklın fikrin hep başka yerde. İşte bu yüzden senin bu dernek toplantılarına katılmanı istemiyorum güzel kardeşim. Peki abla. Ne olur anla beni. Tamam, anlıyorum. Öz be öz ablam beni yanında istemiyor. Tamam, istenmediğim yerde durma. Ben nasılsa istendiğim bir yer bulurum. Tabii ya, nasıl da unuttum benimle vakit geçirmek için can atan o minik yavruları. Timuçin! Hadi gel popstarcılık oynayalım. Bu sefer sen yarışmacı ol, ben jüri olayım, tamam mı?